Sensörlü ekranda statik modda arama yapma. Sensörlü ekran kullanım detayları, zemin anomalesi ve boşluk modu hariç tüm modlar için ortaktır. Sensörlü ekranda arama yaparken verileri doğru alabilmek için, öncelikle sensörü kalibre ettiğinize emin olunuz. Sensörlü ekranda arama yaparken bobinin yerden yüksekliği, sensörün verileri net alması açısından çok önemlidir. Bu nedenle, ekrandaki yükseklik göstergesine dikkat ediniz. En ideal arama yüksekliği göstergenin yeşil renkli kısmıdır. Arama ve tarama esnasında daha iyi sonuçlar alabilmeniz için bobinizi yeşil alanda tutmaya özen gösteriniz. Sensörlü ekranda arama yaparken 3D arama zemini üzerinde bobinin hareketlerini anlık olarak görebilirsiniz. Bobin ileri veya geri hareket ettikçe 3D arama zemini kayar. Bobinin üzerinden geçtiği yerler ekranda gri ile boyanır. Arama sırasında yön değiştirdiğinizde ekran ve bobinin birlikte hareket etmesini istiyorsanız trace özelliğini kullanınız. Trace tuşuna basarak bu özelliği aktif ettiğinizde ekran sürekli bobini takip eder ve aynı yönde döner. Trace tuşuna bastığınızda info'da trace yazısı görünecektir. Sensörlü ekranda bir hedef tespit ettiğinizde hedefin ID numarasının ekranın üst kısmında bulunan renkli ID barında İmlecin üzerinde gösterilir. Eş zamanlı olarak da hedeften alınan sinyal ekranda üç boyutlu ve hedefin türüne göre renklendirilmiş olarak görünür. Demir türü metaller kırmızı ile, altın değerli metaller sarı ile, değerli metaller ise yeşil renkli gösterilir. Aynı zamanda tespit ettiğiniz hedefin derinliği derinlik göstergesinde anlık olarak görülür. Sensörlü ekranda Arama yaparken kayma durumundaki aşağıdaki kayma metal barı her iki yönde de dolabilir. Kayma yönünde olduğunda 3D arama zemininde hiçbir şey görünmez ve cihaz ses vermez. Metal yönünde bir kayma olduğunda ise zeminde düz, kesintisiz bir grafik çıkar ve cihaz sesli uyarı verir. Böyle bir durumda otur Reset veya Kayma Önleyici ayarını kullanabilirsiniz. Detaylı bilgi için... Lütfen kullanım kılavuzunu okuyunuz.